Merhaba arkadaşlar. Bu hafta kış kampı için geldiğimiz nokta Yuvacık Tepecik kısmındaki İnönü Yaylası. Yayla yolu kışın kapanıyor. Yani buraya ancak off-road araçları gelebiliyor. Onların da yani genelde tecrübeli olanlar gelebiliyor. Çünkü yolda araçlar genelde kalıyor burada. Yaylaya ulaşım pek söz konusu değil. Yani kar seviyesi oldukça yüksek. Bu yüzden de araçlar çıkamıyor açıkçası. Biz Çilekli kısmından geldik. Belli bir yere kadar aracımıza gelip oradan sonra çantalarımızı alıp sırt çantalarıyla yaylaya doğru yürüdük. Yaklaşık bir 4 kilometre civarı bir yürüyüş yaptık yaylaya gelmek için. Onun dışında Tepecik tarafından gelecekseniz eğer daha uzun bir yol sizi bekliyor. Geçen sene oradan gelmiştik yine aynı zamanlarda. O gün 14-15 kilometre civarı yürüyüş yapmıştık. Bu sene arka yolun daha kısa olduğunu öğrendik. Oradan gelmeye karar verdik. İyi ki de öyle yapmışız aslında. Yani geçen sene o yolu bilmediğimizden dolayı öyle bir tecrübesizlik yaşadık. Yani buraya gelmeyi düşünüyorsanız eğer arka yol tercih ederseniz daha kısa sürede yaylaya ulaşabilirsiniz. Bakalım kampımız güzel geçeceğini düşünüyoruz. Zaten detayları paylaşırım. Görüşmek üzere. Yaylada şu an sadece biz varız bu bölgede. Yani kar yağışından dolayı pek gelen olmuyor tabii. Yazın burası aşırı kalabalık. Biz de Eylül-Ekim civarı gelmiştik. O zaman bile bayağı kalabalıktı ve memnun olmadık. Gürültü, kalabalık, kirlilik hepsi burada mevcuttu. O yüzden kışın buraya gelmek bize daha cazip geliyor. Kocaman yaylada kimse yok. Bir biz varız. Ne ses, ne gürültü, ne kirlilik. Kar zaten bütün kirlilikleri kapatıyor burada. Ve harika muazzam görüntüsü var. Birazdan farklı kısımları da size gösteririm. Bir yürüyüş yapacağız. Şu aşağıda bir köprü bulunuyor. O köprünün oraya inip şurada görüyorsunuz belki. S şeklinde kıvrımlar var. Su kıvrımları. Onları drone'la yukarıdan çekmeye çalışacağız. Aşağıda tekrar görüşmek üzere. Kış kamplarına dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta arkadaşlar. Eğer böyle kar seviyesinin yüksek olduğu yerlere geliyorsanız, şu an kar seviyesi gerçi çok yüksek değil fakat 30-40 santim civarında. Fakat yine de dik yamaçlardan inerken karabata çıka yürüdüğünüz için ayakkabınızın içine pantolonunuzdan su girebilir. Şu şekilde yani su dediğim kar aslında. Tabii bu eriyince su oluyor. Bu da sizi ıslatabilir. Ayaklarınız üşüyebilir bu yüzden. O yüzden tozluk tercih edebilirsiniz. Pantolonların üstüne takılan tozluklar oluyor. Onlar bu bölgeyi kapattığı için ayak bölgesini kar girişini önlüyor. Bazı pantolonlar var. Onlarda tozluk bulunuyor. Kar pantolonlarına genelde oluyor bu. Ona dikkat ederseniz daha konforlu bir kamp geçirmiş olursunuz. Thank you.
Az önce biraz yıldız fotoğrafı çekmeye çalıştık. Yani bölge karanlık diyebiliriz, yıldızlar gözüküyor fakat dağların arkasında şehir ışıkları olduğu için ortam çok karanlık diyemeyiz. Uzun pozlamada o ışık bile yıldızları sönükleştiriyor. Çektiğim fotoğrafları yine gösteririm size. Şu an çadırımızın yanına geldik. Karanlıktan çok gözükmüyor. Kafe lambası da tutuyorum aslında ama ufak ufak görebiliyorsunuz. Çevresini kürekle kazıdık yine. Toprağa ulaştık. Kışın bagajlı çadır kullanmak aslında biraz değil bayağı avantaj sağlıyor. Çünkü eşyalarınızı koymanız gerekiyor. İçeriye alamıyorsunuz. Ayrıyeten ayakkabılarınızı koymanız gerekiyor. Yani bölgede hayvan izine de rastladık epey. Belki meraklı hayvanlar gelip ayakkabınızı da alıp gidebilirler. O yüzden çadır iyi oluyor yani. Yani kışın bagajlı çadır tercih ederseniz iyi olur. Şu an çadırın üstünde bayağı buzlanma mevcut. Parıldayan ışıltıları görüyorsunuzdur belki. Sabah görüşürüz diyeceğim ve çadırın içinden birazdan tekrar bir ufak bir şey çekerim. Şimdilik görüşürüz. Saat yaklaşık 2 şu anda. Çadırlarımıza geldik. Ayakkabılarımız buz tutmuş durumda. Yani şu an gece. Muhtemelen sabah iyice taş kesecek. Gün içinde artık çözeceğiz onları bir şekilde. Ateşle ısıtarak. Burada fotoğraf çekecek güzel noktalar bulduk. Yarın oraları fotoğraflarız. Çadırın şu an görüyorsunuz üst tentesi. Bayağı buzlu bir şekilde parıldayan yerleri görüyorsunuz. Çadıra geçtik. Söyleyecek çok fazla bir şey yok aslında. Bölgede oldukça fazla hayvan izine rastladık. Ya domuz da gördük. Ya domuz izi. Geyik de olabilir bazıları. Onun dışında tilki, çakal türünden hayvanların da izleri var. Bakalım yarın güzel bir gün bizi bekliyor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik iyi geceler. Günaydın arkadaşlar. Az önce uyandık. Birkaç tane çadırdan fotoğraf aldık. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Paylaşırım onu da. Hemen videonun sonuna eklerim. Gece oldukça sıcaktı. Yani sıcak dediğim 0 derece ayarlarındaydı. Rüzgar da olmadığı için çok rahat uyuduk. Yani üşüme vesaire de yaşamadık. Fakat kaldığımız zemin biraz eğimli olduğundan dolayı tabii kaymalar oldu. Düz zemin bulmak biraz zor. Yerler var fakat manzarasını sevdiğimiz için burada uyumayı tercih ettik. Onu göze alıp. Şimdi dünden belirlediğimiz birkaç fotoğraf noktamız var. Oralara gitmeyi düşünüyoruz. Orada fotoğraf çekeceğiz. Sonra kahvaltı sonrası da bir yürüyüş yapmayı planlıyoruz. Size kamp alanımızı göstereyim hemen. Gösteremedim. Çadırımız hemen şurada. Şu karşıda harika çam ağaçları var. Burada yayla evleri bulunuyor. Kaldığımız yerde şöyle hemen üst kısmında yine ağaçlar bulunuyor. Ama ağaçların altında değiliz. Açık alandayız. Şu anlık kamp böyle geçiyor. Şimdi yürüyüş yapacağız arkadaşlar yayla tarafında. İleride güzel bir alan var önceden gittiğimiz. Oraya gidip size göstermeye çalışacağım. Thank you.
Bu haftaki kış kampı faaliyetimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya geldik. Güzelce yürüyüşümüzü yaptık. Çadırımızda kaldık yine. Akşam gece yıldız pozlaması yapabildik de şehir ışıkları çok fazla gözüktüğünden dolayı fotoğraflar çok iyi olmadı. Beklediğimden kötü oldu. Bölgede fotoğrafı çekilecek çok güzel yayla evleri bulunuyor. Onun dışında arkadaşlarımız vardı yayla evinde. Onlarla beraber oturup kuzinede sobada güzel şeyler yaptık. Kestanesi, çayı olsun. Yani kışın burası vakit geçirmek için oldukça güzel bir yer. Hem sakin hem sessiz. Vakit geçirilecek güzel yerlerden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Aklınıza takılan veya merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.